Merhaba arkadaşlar. Özel güvenlik temel eğitimi 72. sınav soru ve cevaplarının silah bilgisi kısmını çekeceğiz. Zaten bu 25 soru. Hadi devam edelim. Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi fişeyi oluşturan parçalar arasında yer almaz? A. Barut, B. Çap, C. Çekirdek, D. Kapsül, E. Kovan. Cevabımız B şıkkı. Çap olacaktı. Soru 2. Etkili mesafe nedir? A. Merminin delme gücü. B. Fişeğin ilk hızı. C. Merminin kendi ekseninde dönme mesafesi. D. Atıcının görüş mesafesi. E. Silahın menzili. Cevabımız A şıkkı. Merminin delme gücü olacaktı. Soru 3. Toplu tabancalarda tırnak vazifesini hangi parça görür? A. Çıkarıcı yıldızı, B. Top yuvaları, C. Tırnak, D. Horoz örsü, E. Top kilidi. Cevabımız A şıkkı, çıkarıcı yıldızı olacaktı. Soru 4. Taşıma ruhsatı silahlar için kaç yıl geçerlidir? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 5 yıl, E. 4 yıl. Cevabımız D şıkkı 5 yıl olacaktı. Soru 5. Mermi ve saçma adı verilen özel nitelikteki cisimleri uzak mesafelere gönderen silahın parçasına verilen isim hangisidir? A. Çerçeve, B. Şarjör, C. Namlu, D. Fişek yatağı, E. Tırnak. Cevabımız C şıkkı namlu. Soru 6. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Tetiği çekmek gerekir. B. Yeniden denemek gerekir. C. Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır. D. Boş kovan yerinden çıkmış olabilir. E. Horozu kurmak gerekir. Cevabımız C şıkkı. Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır olacaktı. Soru 7. Türk Ceza Kanunu'na göre silah tanımına aşağıdakilerden hangisi girer? A. Ateşli silahlar, B. Patlayıcı maddeler, C. Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve dereleyici alet, D. Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler, E. Hepsi. Cevabımız E şıkkı, hepsi olacaktı. Soru 8. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir? A. Silahı güvenli kullanır. B. Silahları tanır. C. Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır. D. Silahını korur. E. Hepsi. Cevabımız E şıkkı, hepsi olacaktı. Soru 9. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? A. Tırnak, çıkarıcı, kovan atma boşluğu. B. Tırnak, çıkarıcı. C. Çıkarıcı, kovan atma boşluğu. D. Namlu, iğne, horoz. E. Şarjör, horoz, namlu. Cevabımız A şıkkı, tırnak, çıkarıcı, kovan atma boşluğu olacaktı. Soru 10. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir? A. Kilitleme dişlileri, B. Tetik manivelası, C. Sürgü tutucu pim, D. Gerdel yayı, E. İcra yayı mili. Cevabımız C şıkkı, sürgü tutucu pim olacaktı. Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz? A. Ateşli silahlar, B. Ateşsiz silahlar, C. Kimyasal silahlar, D. Modern silahlar, E. Nükleer silahlar. Cevabımız D şıkkı, modern silahlar. Soru 12.
Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir? A. Unutkanlık, B. İhmal, C. Kendine aşırı güven, D. Bilinçsizlik, E. Hepsi. Cevabımız E şıkkı, hepsi. Soru 13. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir? A. Tetik, B. Gez, C. Horoz, D. İğne, E. Horoz kurma parçası. Cevabımız B şıkkı, gez. Soru 14. Hatve nedir? A. Silah kapasitesidir. B. Namlu boyudur. C. Yin ve setin çekirdek üzerinde bıraktığı izdir. D. Mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tür dönüş esnasında namlu aldığı yoldur. E. Namlu içindeki girintilerdir. Cevabımız B şıkkı, mermi çekirdeğinin kendi etrafında bir tur dönüş esnasında namluda aldığı yoldur olacaktı. Soru 15. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarındandır? A. Aniden tetik çekmek, B. Tetiği çok yavaş çekmek, C. Silahın patlama sesinden etkilenmek, D. Düzensiz tetik çekmek ve istinat boşluğunu almayı unutmak, E. Hepsi. Cevabımız E şıkkı, hepsi. Soru 16. Aşağıdakilerden hangisi ilk hızın tanımıdır? A. Merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır. B. Merminin namlu içindeki hızıdır. C. Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra vuruş noktasına kadar geçen zaman ya da metredir. D. Merminin namlu ağzını terk ettikten sonra kat ettiği mesafe ya da zamandır. E. Hiçbiri. Cevabımız A şıkkı, merminin namluyu terk ettiği andaki hızıdır olacaktır. Soru 17. Aşağıdakilerden hangisi fişeğin bölümlerinden değildir? A. Kovan, B. Fişek dip tablası, C. Kapsül, D. Barut, E. Çekirdek. Cevabımız B şıkkı, fişek dip tablası olacaktı. Soru 18. Ateşli silahlarda namlu içindeki girintilere ne ad verilir? A. Set, B. Çap, C. Yiv, D. Rayür, E. Hazne. Cevabımız C şıkkı, yiv olacaktı. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi silah bakımı sırasında kullanılan malzemelerden biridir? A. Harbi, B. Çekiç, C. Tornavida, D. Keski, E. Pense. Cevabımız A şıkkı, harbi olacaktı. Soru 20. Toplu tabancalarda tırnak nerededir? A. Namlunun altında, B. Top yuvalarının önünde, C. Tetik korkuluğunun önünde, D. Toplu tabancalarda tırnak yoktur, E. Namlunun üzerinde. Cevabımız B şıkkı, toplu tabancalarda tırnak yoktur olacaktı. Soru 21. Aşağıdakilerden hangisi şarjörün parçaları arasında yer almaz? A. Şarjör tüpü yani gövdesi, B. Gerdel yayı, C. Gerdel, D. Şarjör kapağı, E. Şarjör manivelası. Cevabımız E şıkkı, şarjör manivelası olacaktı. Soru 22. 6136 sayılı kanun çerçevesinde ateşli silah ruhsatı alacak kişiler en az kaç yaşını doldurmuş olmalıdır? A. 20 yaş, B. 21, C. 18, D. 15, E. 25. Cevabımız B şıkkı, 21 yaşı olacaktı. Soru 23. Silah taşıma ruhsatı bulunan kişi silahlı olarak aşağıdakilerden hangisine giremez? A. İçkili lokanta, B. Hipermarket, C. Cezaevi, D. Otel, E. Havuz.
Cevabımız C şıkkı, cezaevi. Soru 24. Ateşli silahlarda iğne kırılırsa ne olur? A. Silah dolduruş yapamaz. B. Silah kilitlenir. C. Silah emniyete alınamaz. D. Fişek ateşlenemez. E. Kovan dışarı atılamaz. Cevabımız D şıkkı, fişek ateşlenemez olacaktır. Soru 25. Poligonda atış yaparken silahın ateş etmemesi veya tutukluk yapması durumunda ne yapılır? A. Atıcı silahı inceler, arızayı tespite çalışır. B. Atıcı silahı söker. C. Atıcı silahı tamir ve bakım kısmına götürür. D. Atıcı silahın namlusundan içeriye göz atar. E. Atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler. Cevabımız E şıkkı, atıcı silahın arızası ile ilgilenmez ve silahı hedeften ayırmadan nezaretçiye teslim ederek diğer talimatı bekler olacaktı. Silah bilgisi soruları da bitmiştir arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Umarım hepiniz kazanırsınız. Sorunuz ya da yorumunuz olursa yazabilirsiniz. Hepinize başarılar.